Evet, Bölge TV ekranlarından merhabalar efendim. Bölge Haber Ajansı olarak sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her seçim dönemi olduğu gibi yeni sokaklardayız, yeni meydanlardayız, yeni vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Bu anlamda biliyorsunuz ki Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar ile İstanbul yeniden seçime gidiyor 23 Haziran'da. Pekala, vatandaş 23 Haziran'da sandığa giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'ndan yana mı kullanacak oyunu, yoksa tercihleri Binali Yıldırım'dan yana mı olacak diye sorduk. İşte o cevaplar efendim, söz hakta başlıyor. Ekrem İmamoğlu'ndan yana mı kullanacaksınız oyunuzu, yoksa Binali ya Yıldırım'dan yana mı? Gerçekten bu siyaset her zaman perde arkasında belli olur. Şimdi bir şey diyemem. Binali Yıldırım'ı tercih ediyorum. Seviyoruz. Ekrem İmamoğlu'na zaten hani istesek de ona Allah nasip etmeyecek hiçbir zaman. Onun için Binali Yıldırım diyoruz. Niye haksızlık olsun? Oylarımız çalındı. Benim oyum çalındı. Niye haksızlık olsun ki? Düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Satıldılar büyük bir ihtimal. Yani CHP tarafından satın alındı büyük bir ihtimal bizim insanlarımız. Ama bu anlamda yeniden seçim bunun önüne geçecektir. İnşallah, inşallah dilerim geçer ama hiç zannetmiyorum. Çünkü AKP'nin şeylerinde, standlarında kimseyi göremiyorum şu anda. AKP'nin standları boş, öbür taraflar dolu nedense. Ya Binali Yıldırım'da tabii ki Binali bir dava adamı İsra Binali. Biliyorsun İstanbul'un rengini değiştirdi. İstanbul'un yer altından girdi. Fatih Sultan Kalaslar'dan aşağıya indirdi. Bu da alttan girdi. Bizim başka bir oyunca bak gördüm. Oyun Binali Yıldırım'a. Başka yok, başka tanımam. Daha dün gelmeden şeyleri fotokopi yapıyor, bilmem ne. Yok öyle liderlik olmaz, öyle belediye başkanı da olmaz. İstanbul, şehri İstanbul 10 tane Avrupa'nın vilayetinde, 10 tane katlar, 15 milyon nüfusu var. Bütçesi nedir? Kime veriyorsun sen, ne kime? Yapacaksın. Hadi bakalım al ben bunları fotokopi mi aldım? Bunlarla siz oynayın ya. Yapmaz. Olmaz ya. Bu adam İstanbul'a zarardır. Binali Yıldırım yarardır. Babamın oğlu da değil. Ben Karslıyım. O da Erzincanlıyım. Ben onu tanımam ama olmaz. Trabzonlar burada yanlış yapıyor. Irkçılık yapıyorlar. Irkçılık iyi bir şey değildir. Memleketimizin başına iş açar ırkçılık. Haçam diyor Trabzonlu'dur. Ev Trabzonlu'dur. Süleyman Soylu da Trabzonlu'dur. İstanbul AK Parti il başkanı da Trabzonludur. Böyle bir şey olmaz. Ülke bizim. Bu ülkeye bir şey olursa vallahi biz nereye gideriz? Kimse bizi kabul etmez ya. Kim bizi kabul eder? Söyle bakalım. Suriye'yi biz kabul ediyoruz. Kim bizi kabul eder? Etmez. Ne oldu? Ya biz bir Necip Türk milletiyiz ya. Türk milletiyiz ya. Yapmasınlar, etmesinler. Ya sağdan soldan topluyorlar. Vuralım. Gayeleri öyle değil. Gayeleri Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek. Ama bizim bazı Kürtler de kalmışlar, gelin ola dedelerizi onlar, o CHP dedelerize neler yaptı. Kur'an hakkı için ben sana Kur'an'a yemin ederim, biz Kars'ın en iyi koyun tüccarlarıydık. Dedemin 47'de 11 bin lira parası varmış. 1000 lira ne haca gidiyor. Erzurum'da paloluya koyunu satıyor, 1000 lira ne haca gidiyor. Dedem haca gidiyor, kilisten geçiyor, 6 ay sonra 1000 lirayla gidiyor, 300 lira da geri getiriyor. Dedemi zindanlara sokuyor. Ha o CHP var ya, o CHP dedemi Hacı Hasan'ı zindanlara sokuyor. Sen Arabistan'a döviz kaçır. Ben döviz kaçırdım ya, bana farzdır, haç farzdır, ben gittim. Bu zihniyet hale devam ediyor, hale devam ediyor. Ya oyun bıraksın, o zihniyeti kaldırsınlar artık. Herkes kucaklasın ya. Bırakın ya, ülke bizimdir. Başımızda güzel bir lider var ya. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Yeniden seçim kararı alın. Hayır, emin ol Allah'ım. Birine 500 olsa bana da oldu. Ben ilgilenmeyi üyesiydim. CHP barajı aşamıyor. DSP ile Anavatan Partisi çakışıyor. Benim oylarımı CHP'ye kaydırıyor. Bu ne? O da barajı açsın. O benim oyumla barajı açsın. Kafalarına vurduk. 3 biz aldık. 3 DSP aldık. Ondan da cehennem oldu gitti. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vallahi genç ve dinamik olduğu için. Genç olduğu bir de adamın sunduğu şeyler çok güzel. Adam bir şey sundu. AK Parti hemen onun sunduğu şeyleri kullandı. Ben de İmamoğlu diyorum. Siz de aynı şekilde? AK Parti taraftarı değilim. Genç abi ya, genç nesil, genç şeyler lazım bize, başkanlar lazım. Değişim şartı. Genç üreticiler lazım. Binali Yıldırım ya, yani tamamen her şeyle Türkiye'ye emek veren, her şeyi bazı yanlış şeyleri düzelten partidir yani bana göre. Şimdi İmamoğlu geldi, ne yapacak yani?
Zaten adam metro, işte Boğaz Köprüsü, her şeyi adamlar yapmışlar. Başka bir şey kalmamış ki İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir haksızlık var mı? Yok. Yok, haksızlık yoktur. Tamamen hak eden bir şeydir yani. Binali Yıldırım'a? Binali Yıldırım'a tabii ki yapıldı. Binali Yıldırım'a verilen oylar çalındı, İmamoğlu'na aktarıldı. Binali Yıldırım'a. Neden Binali Yıldırım? Neden Binali? Binali Yıldırım yapmış projeler var. Geliştirdiği projeler var. Bu adam proje adamı, bu adam yapan bir adam. Bu adam İmamoğlu dediğin adam bütün olan projeleri durdurma şeyinde, fikriyatında. Ben şeydim. Proje yapmıyor. Sadece hazır para kullanacak bu adam benim gördüğüm kadarıyla. Hazır para. Hazır parayı dağıtacak. Bunu durduğun zaman bu bir sene attığı zaman 30 yıl geriye gider bu İstanbul. Bunlar yapılmaz. CHP'nin yönetiminde 30 yıl geriye mi gider diyorsunuz? Evet, 30 yıl gider. Ya CHP ne yapmış göstersinler. Ben 64 yaşındayım oğlum. Ben bir şey görmedim. Hep yaptıklar, yıktıklar, başka bir şey yok. Binali Yıldırım tarafından kullanacağım. Neden Binali Yıldırım? İstanbul'da yaptıkları malum. Ben bu saatten sonra yönetimin değişmesini istemiyorum zaten. Olan düzen devam etmesin taraftarıyım. Hayırlısı olsun. Sandığa giderek Ekrem İmamoğlu'ndan yana mı kullanacaksınız oyunuzu? Hayır, yoksa Binali Yıldırım'dan? Binali Yıldırım'a veririz. Neden Binali Yıldırım? Böyle ben o adamı doğru görüyorum, ona veriyorum. Çok çok şeyler yaşadık. Bu insanların geldikten sonra biraz rahata kavuştuk yani bu insanlarda. Kuruğa giriyorduk, bir ekmek kuruğuna giriyorduk. Bize sıra gelince ekmek bitti, bir kibrit al git diyorlar. Hiçbir şey bulamazdık. Ben 72'den beri buradaydım. Ama hayırlısı hangisiyse Allah ona miyesser etsin. Ülkemize bu seçim hayırlı olsun diyorum. Yani ben ülkemizin huzuru için, vatanın birliğin beraberliği için tabii ki AK Parti bir yıldırma kullanacağım oyuma. Ama yani bu seçimlerde de bir haksızlık olmadı değil yani. Yani bu insanlara durmadan seçime götürüyorlar. Yani ay başı, sene başı, 6 ayda bir, senede bir, 2 senede bir, yani bu insanları rahatsız ediyor. Bir de insanların artık tenceresi boş. Yani tamam, AK Partiliyiz, AK Partiliyiz ama bir gerçekleri de görmemiz lazım. Biraz da vatandaşın sorunlarına, vatandaşın sorunlarına inmemiz lazım. Bir nebze mesela sabahleyin Binali Yıldırım'ı dinledim. %10 doğalgaza indirim yapacağını söylediler. Bak o güzel bir haber, kaçta güzel haber söylediler. Benim söyleyeceğim şu. Ben bunu gene havuzla bir şeyde gene yaptım. Akıllı, fikri varsa, kendinden büyük akıllı, yani manyaklara değil, akıllılara sorsun. CHP'nin geçmişini ve geleceğini. Ondan sonra şey versin, karar versin. Ben vereceğim Binali Yıldırım. Neden Binali? Biz karşı da sorukları her şeyi gördüğümüzde Binali Yıldırım'ı tercih ediyoruz. Bunlar ben 69 yaşından bunların hepsinin ne olduğunu hepsini bilirim. Nereden geldiklerini de bilirim. Nereye gittikler bunların memleket değilse bir günde batıracaklar. Birer hazinede paraları gördüler, onu sezdiler. Onu yemek için artık ben imamım, ben bu valla imam ne işin adam olmadıktan sonra senin deden daha dünyanın şeye aslı geldi. Mendere şahsı geldi. Niye camlar serbest oldu diye, niye ezenler serbest oldu diye mendere şahsılar. Ben kalkıp ona nasıl vereceğim oyu? Nasıl vereceğim oyu? Elimi vicdanıma koy. Elimi vicdanıma koy. İşte onun için vermem ben. Geriden hatırladığına vermem. Benim rahmetli babam Kurasan'ı gerektiğinde imam idi. Bak imam idi, iyice dinle. Sen de kamerayı al. Bir gün Kurasan'a inir, başında sarığı unutmuş. Bak başında sarığı unutmuş. Belayın içinden alttan iki tane jandarma gelir. Bunu sarığa şey başından alır, ayaklarının altında çıkıyor. Bu kimin yönetiminde? CHP'nin yönetiminde. Bunları iftiradan, hırkızlıktan başka bir şeyleri yok. İki kere içen dört, Allah selametli kırsın sizi hadi. Benim için ikisi aynıydı. Herkes, siyasetçi herkes kendi cebine çalışıyor. Ben fakirin... Kimse düşünmez. Kimse. Burada yer diyor da. Bak ne diyor bak. 24 ayar diyor. Ekrem'in olma şansı var mı da? Devletimizin, milletimizin hayırlısı hangisi ise onu seçeceğiz diyorsun ya. Biz de 24 ayar diyoruz. 24 ayarı geçecek bir altın var mı da? Binali Yıldırım. Niçin Binali Yıldırım? Niçin mi? Memleket için güzel çalıştığı için. Binali Yıldırım.
Niçin Binali? Dürüst adam, çalışkan adam. Yani memlekete yaptığını biliyoruz yani. Yaptığı hizmetleri herkes biliyor. Ekrem İmamoğlu için bir ilçenin sıradan belediye başkanı Binali Yıldırım. Efendime söyleyeyim, yaptığı icraatlar belli, yaptığı attığı imzalar belli. Köprüye mi imza atmadı, efendim metrolara mı imza atmadı? Yahut adamın yaptığı hizmetler ortada. Binali Yıldırım'ın aslında Ekrem İmamoğlu bir hizmetçisi olsa daha iyi olur. Yani kapıda bir görevlisi. Böyle bir şey var mı ya? Onun ayarı mı yani? İmamoğlu kim ben tanımıyorum ki. O sıradan bir ilçede, Beylikdüzü'nde belediye başkanı, Yunanistan başbakanının Makaryos'un heykelini diken adamın bu ülkede oy alma hakkı varsa yazıklar olsun. Hangi geçmişin nurlarında yatsın amca. Benim geçmişim, ben tam Osmanlı çocuğuyum, evet. Tayyip babadır. Eğer var ya gerçeği inkar eden, bu aziz günde dine imanı olan, vatanına hizmet yapana yanında olmasa o şerefsizdir zaten. Öyle. Ben Tayyip babanın yanındayım. Binali de tam İstanbul'a yakışır bir belediye başkanı adayı. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Bunlar yaptıkları onlardan daha çok iyi olacak. Daha çok güzel olacak. Ne gibi mesela, ne gibi vaatler var? Değişim şart. Değişim şart. Evet. Değişim şart. Değişim şart. Benim 1 milyar oyum olsa bir tanesini Ekrem İmamoğlu'na vermem. Ben Binali Yıldırım'a oy veririm. Çünkü halkı tanır, hakkı tanır, yanlış yapmaz. Onun için onun yanındayız. Nedeni o diyorsun. Neden o? Evet. Bu arada tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun da belli bir başlı vaatleri var. Bunlara ne diyeceksiniz? İmamoğlu'nun ne olduğu belli değil ki, ben aklım ermedi. Onun için aklım ermediğine gitmem peşine. Ben kesinlikle öyle bir insana oy vermem. Çünkü bana inandırıcı gelmiyor yani. Tercihiniz? Tabii ki Binali'dir. Binali'dir. Yani yaptıkları ortada. Haksız uğradığını düşünüyor musunuz 31 Mart seçimde? Tabii ki. Yani bunlar bunu beklemiyorlardı, böyle çalacaklarını. Tahmin etmiyorlardı. Tamam, onlar da uyudular. Yani haksızlık yapıldı yani. Çok sağ olun. Devlet mi çağırdı? Nasıl? Devlet mi çağırdı? Devlet kim ya? Yok, sandıkta kim çaldı? Onu merak ediyorum ben. Vatandaş çaldı işte. Nasıl vatandaş çaldı? Devlet kim ya? Yok, hayır yani. Sen, ben. O sandığı oluşturan da devlet değil miydi? Evet. Kim, nasıl çalındı? Bilemem. Bilmediğin şey de nasıl çalındı diyorsun? Yani bu hakarettir. YSK'nın tespit ettiği şey millet diyor. Ya YSK'da 4 tane hakim de hayır dedi. Yok yani. Hayır, 4 tane hakim de hayır dedi. Çalındı da hırsız nerede, bir dakika. He, aynen öyle. Hırsız nerede? Doğru. Nerede? Hadi. Yani hırsız nerede? Hırsızı niye bulmuyorsunuz? Hadi bulalım hırsızı, beraber bulalım. Meydana çıkarın. Yani oruç tut, yüz namaz günü yalan mı? Oruç adam ayıp ya. Meydana çıkarsın. Meydana çıkarsın. Yalan. Hatalar var. Allah yani, için ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Yani yapılan ama birbirimizi bir dinleyelim. Tövbe edeceğiz. Biraz daha çıkartacağız. Hırsızı ben de. Sen sanmadın. Hırsız kim? O ben mi olacağım? Dayı ispat et. Kim hırsız? Ya, söyle bakalım. Ben nereden bilirim? Dayı bir saniye. Neyse, hırsız kim abi? Söyle. Hırsız. Madem ki hırsız var, hırsız kim? Hırsız çıksın dayı o zaman. Ya o zaman niye şimdi hatalar var? Yani muhalefet veya iktidar tarafında yapılan yanlışlıklar çok. Bu kadar da bir kere bu seçimde yapılan skandal ortaya çıktı. Ben Binali Yıldırım'a verdim, yine veririm oraya. Çünkü o adama daha hiçbir belediye başkanlığı yapmadı. Ama öbür adam 5 senedir belediye başkanı, daha fazladığından İmamoğlu. Ama hala diyorlar ki bu adam daha güzel adam, daha iyi adam. Benimkine ne kadar, kim gördü kötülüğünü? Daha hiç belediye başkanlığı yapmadı. Adama AK Parti'nin adamları bile şey yapıyor yani. Bu kadar yani ahlaksızlık olur mu ya? Yani adam o kadar yol yapmış,
köprü yapmış, efendim her şeyi yaptı yani bu memlekete. Buyurun. Yani yaptığı halde yine de inkar ediyorlar yani. Yani adam geçiyor köprüden şuradan buradan daha diyor ki bak neyi devam ediyor diye şey yapıyor. Yani insanlar bu kadar göre göre nankörlüğü görüyor, yapıyor da. Sen de bildiğini söyle. Yani ben şaşıyorum yani böyle. Yok yani Allah Allah. Yok. Yani hala şaşıyorum yani. O da senin düşüncen. Yol yapmış tamam. İyi de sen niye zıplanıyorsun? Ben söyle fikrimi söylüyorum. Yol yapmış diyor. Ben de diyorum yolun geçmediğim yolda para kesiliyor. Peki sen sen burada konuşuyor musun da benim şeyime lahuma cevap veriyorsun? Ben seninle konuşmuyorum. O zaman müdahale etme. Burada olan şeye. Utanmazlık yapma. Terbiyesizlik yapma. Ahlaksız. Sorarsa fikrini söyle. Sen sorarsa gel konuş. Sen ne dersen fikrini söyle burada. Adam. Ama konuştuğun şeye müdahale etme. Kafanda şeyi var. Deka var, ona düzgün. Ne olacak olunca sen bir şey konuş. Misin? Düzgün konuş. Kur'an Bey misin? Hayır, sen git şu an ya. İslam'sın, düzgün konuş. Ya tamam. Hiçbiri. Hiçbiri. Neden? Biliyorum ki bunların hiçbiri İslam'a hizmet etmediğini. Hep kendi taraflarını, kendi yanaşlarını savunduğu için ben hiçbirini desteklemiyorum. İleride daha da iyi olacak. Daha ileriye. Ülke. Şu anda yani ülkemiz içtiyse 70 kuruşa şey yapmıyordu. 70 sente o zaman kurşun atıyorduk. Şimdi kurşun atmıyoruz. Şu anda silahımızın %60'ını da biz yapıyoruz. F-35'lerin %60 şeyini biz gönderiyoruz. Bu Türkiye'de AK Parti kazanacak. Burada İstanbul'da AK Parti kazanacak. En birinci olarak. Bunu diyorum başta değil mi yani? Pekala 31 Mart seçimlerinde yapılan usuzluklar var deniliyor. Bu konular üzerinde iddialar var. YSK tarafından açıklandı. CHP yaptı. CHP haksızlığı yaptı. Çaldılar. Pinlikler var ya. Tavuk pinesiyle oralara şey yaptılar. Onlar, o boş binalara adam yazdılar. Ondan öyle şey oldu. Haksızlığı yaptılar.